Merhaba, hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Kalbindeki hisleri ne? Ne hissediyor sizinle ilgili? Bununla ilgili bir açılım gerçekleştireceğim. Sizinle ilgili düşünceleri ne? Sizi nasıl gördüğüne bakmıştık. Bir de duygularına bakalım, hislerine bakalım. Neler hissediyor? Duygu dünyası, duygu durumu sizinle ilgili nasıl? Evet, bu arada güzel yorumlarda bulunanlara, iyi niyetli olanlara buradan tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum ben de size. Çoğalarak iyi niyetli olanlarla, üslubu güzel olanlarla, kendini geliştirmeye niyet edenlerle güzelce çoğalarak, korunarak, iyi güzel pozitif yüksek enerjilerle, mucizelerle çoğalalım, ilerleyelim, gelişelim. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla sınavsız şekilde inşallah. Amin. Evet, birinci veya ikinci deste olarak odaklanıp seçebilirsiniz. Kolektif açılım olduğu için size özel bir açılımmış gibi düşünüp tamamına uyumlanmak durumunda değilsiniz ki özel açılımlarda bile bilinçaltı enerjileri olduğu için bazen bilmediğiniz durumlarla karşılaşıp hani şaşırabildiğiniz şeyler çıkabiliyor özel açılımlarda dahi. O yüzden böyle burada da ben de öyle değil, acaba öyle mi gibi böyle zoraki uyumlanmanıza gerek yok. Almanız gereken neyse akışta kalarak kolaylıkla zaten onu alabiliyorsanız önemli olan o. Böyle kendinizi bir şeylere zorluyorsanız orada zaten almanız gereken bir durum söz konusu değildir. İçsel rehberliğinize danışın her zaman, ruhunuza. Evet, bunları da açıkladıktan sonra açılımıma geçiyorum. Seçmişsinizdir herhalde birinci veya ikinci deste. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları neler? Evet, birinci desteyle başlıyorum. Şöyle yapalım. Birinci desteği seçenler. Bu arada videolarım bir süre abonelerim ve abone olacaklara, uyumlandığı ölçüde abone olacaklara, yani doğal olarak yine abonelerim aslında, niyetle gerçekleştirdiğim videolar bir süre bu şekilde ilerleyeceğim. Bunun sebebi aklınızdaki kişi size adım atacak mı videosunda biraz daha detaylı olarak anlattım. O yüzden tekrar her videoda detaylı olarak bahsetmeyeceğim. Evet, abonelerime niyetle, uyumlandığı ölçüde abone olacaklara niyetle aklınızdaki kişinin sizin için duyguları ne? Ben bir açıyı kontrol edeyim. Diğer kartlarımı ona göre dizeceğim. Okay.
ölçüde abonelerime ve abone olacaklarına niyetle enerjileri en doğru şekilde Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla sınavsız şekilde aktarmaya niyet ediyorum. Akıllarındaki, niyetlerindeki kişinin kendileriyle alakalı duyguları konusunda en doğru mesajları alabilmeleri için iki tane geldi, gelsin. Zaten ben duruma göre ek kart seçiyorum. Şöyle yapalım sizi de. Evet, ben kartlarımı seçtim. Bakalım sizinle ilgili duyguları neler dediğimiz anda direkt kart tutan erkek çıktı zaten. Bakın kart tutan erkek ve diğer farklı bir destede de sevgi dolu erkek. Yani direkt duyguları aslında şu anda size karşı sevgi dolu başlangıçlar yapmak doğrultusunda. Enerjiler çıktı zaten. Bir hepsini açalım. Yorumlama kısmına geçeceğim. Kupa Kraliçesi. Bu ara kolektifte Kupa Kraliçesi enerjisi çok fazla. Bir arada Kılıç Kraliçesi enerjisi çok fazlaydı. Tekrar bir sevgi paydasına, sevgi enerjisine, sevgi paydası demek değil de sevgi enerjisi demek daha doğru. Sevgi enerjisine geçmiş gözüküyor dişi enerjiler özellikle. Şunları da açalım. Ben burada daha çok bu desteği seçenler, aklınızdaki kişiyle aranızda fiziksel mesafe olabilir. Farklı şehirlerde ya da birbirinize uzak yerlerde yaşıyor ya da oturuyor olabilirsiniz. Bu enerjiyi ilk başta hissettim. Buradan başlayalım. Zaten başta da dediğim gibi kalp tutan erkek ve sevgi dolu erkekle bunu izleyen erkekler de kendilerine göre alabilir. İzleyicilerin %80'i falan kadın izleyiciler olduğu için istatistiksel olarak da kartlarda da o enerjiler daha çok kadınlara göre çıkıyor aslında. O yüzden siz de kendinize göre alabilirsiniz. Kim için izliyorsanız burada size karşı yoğun duyguları olan birisi aslında bu ve dediğim gibi arada ya küslük ya ayrılık ya da gerçekten fiziksel mesafelerin olduğunu görüyorum. Hatta bazıları için ikisi birden olabilir. Bir mesafe enerjisi de var çünkü. Ve bu mesafeleri aşıp yeniden başlangıç yapma isteği var aklınızdaki kişinin sizinle alakalı. Duygu durumunda şu anda sizden ayrı olduğu için özellikle geçmişi çok özlediğini ve sizi hatırladıkça bir depresyon enerjisi içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Adım atmak istiyor mu? Evet. Bununla alakalı planlar da yapıyor olabilir. Burada aynı zamanda sizin de kendisini sevdiğinizi düşünüyor ve biliyor. Burada biraz şey durumu var. Taht kurmuşsun kalbime durumu var. Ben böyle bazen açılımlarda aklıma hiç dinlemediğim acayip
şarkılar gelir ya da böyle günlük hayatta hiç kullanmadığım cümleler kullanabiliyorum. O enerjilerin aslında akışıyla, kolektif bilinçten gelen enerji akışıyla alakalı bir durum. Burada yani taht kurmuşsun kalbime gibi bir durum var aslında bakın. Kader çarkı, tılsım üçlüsü, güneş kartı, tılsım ası, yani yüksek bir değer verme ve bu değer doğrultusunda da aradaki mesafeleri aşma isteği var. Bu kişi sizi gizli gizli stalkluyor olabilir. Yani stalklamıyorsa bile şu anda duygularını aslında biraz gizlediği aşamada. Bakın burada da takdir kartıyla yani size duygularının olmasının yanı sıra sizi çok takdir ettiği, çok beğendiği enerji ve çok da değer verdiği enerjiler var aslında aynı zamanda. Sizinle alakalı bir seçim yapma aşamasında, kendi kalbinde de birazcık ben burada şey de alıyorum. Sanki böyle seçim yapmasına engel olan, size gelmesine engel olan, başka sizin dışınızda daha o kişinin hayatında bazı durumlar var gibi. Çabalamak istiyor. Bu arada ortak çocuğunuz olabilir. Ortak çocuğunuz yoksa bile sizi anaç görüyor olabilir aynı zamanda. Böyle bir anne şefkati. Aslında kupa, bakın kupa atılısı ve kupa kraliçesiyle de biraz o enerjiler var zaten. Özellikle dişil enerjilerin çok şefkatli ve böyle anaç bulunduğu partnerleri tarafından enerjiler var. Ama burada bir diğer olasılık, şunu da söyleyeyim. Bu kişiye zorluk çıkaran, bakın yanında zindan kartı geldi. Sıkışıp kalmak, işin içinden çıkılmaz durum var. Akıl ve kalpteki tutsak, bazen kendi zihnindeki hapse mahkum olmak, bazen ise bu esarete gönüllü razı olmak. Bu kişinin ben hala bir yerde zihin çalıştırdığını düşünüyorum duyguları konusunda. Yani sanki çok değer veriyor mu? Evet. Ama hala sağlıklı düşünemiyor, duygularına da teslim olamıyor. O yüzden de bakın buradaki çizimde de kalp ve beyin zindan içerisinde. Kendi kendini hapsetmiş aslında birazcık. O içerisinde yaşadığı duygu ve akıl tezatlığına. Ben şimdi bütün yaptığım kolektif açılımları düşündüğümde geçmişten bugüne kadar yeni bir kanalım ama böyle bir proses halinde düşündüğümde şey görüyorum. Bir ara böyle bir gerçekten tuhaf enerjiler vardı. Yani iyi kötü olarak adlandırmak istemiyorum. Ama zor enerjiler vardı. Ama onun dışında aslında hep böyle düşüncede bile daha sevdiğini söyleyen enerjiler vardı. Ama duygu kısmına geçince bir türlü düzgün böyle duygu kartı çıkmıyordu. Ama burada bakın bir özlem, yavaş yavaş o duygularla sanki karşılaşma aşamasına geçiş. Ama yine de bir tarafının böyle çok da şey yapmaması, hala bir yandan zihin çalıştırması, ikilemlere düşmesi gibi durumlar var. Bu kişiyle ortak çocuğunuz olabilir, ortak çocuğunuz yoksa bile ortak zevkleriniz, ortak bir zevkiniz sanatsal anlamda olabilir. Ama bunun dışında dediğim gibi burada daha çok kalpte sağlam şekilde yer edinme durumu var aslında. Yani bir yandan da aslında kaderimsin dediği enerjiler var. Ve içerisinde bulunduğu buhrandan size olan sevgisiyle biraz hayatı tutunduğu enerjiler de var. Ya böyle kendisini depresyon enerjisinde olduğu çıkıyor biraz ama bakın burada da yeni başlangıçlar ve yine bir çocuk kartı. Çocuk bağlantısı olabilir. Bu belki ilişkiyi tekrar canlandırmanıza sebep olacak bir durum olabilir. Çocuk bağlantısı yoksa bile aslında güneş kartıyla da sizi çocuk kadar saf ve temiz görmesi. Bu da kolektifte çok çıkan enerjilerden birisi zaten. Sizi çocuk kadar saf ve temiz görmesi, çok özlemesi. Bir şeyleri artık aydınlığa kavuşturmak istemesi. Bakın burada da ay teletabiler geldi aklıma. Şu çocuğun etrafında böyle güneş ışığı gibi ışıklar var ya. Yani aslında onun duygularında da bir şeyleri aydınlatmaya başlamışsınız. Çabalama enerjisinde.
duygularıyla da yüzleşmeye çalışıyor aslında bu kişi. Yani o direnç, bir direnç hala gözüküyor enerjisel olarak. Ama yüzleşmeye de çalışıyor. Ve sizden ayrı çok eksik kaldığını düşünüyor. Ve çok depresyon enerjisinde. Ve ekrar çekeceğim yerler var. Onları da çekelim. Eğer bu kişiden giden taraf sizseniz, bu kişi buna da çok sinirlenmiş gözüküyor. Yani bir tarafı da aslında yine zihin çalıştırıyor çok fazla. İçten içe diyor ki o benden gitti. Aslında her şeyi konuşabilirdik ama çekip gitti. Böyle bir sinirli halde biraz aslında. Yani şöyle bir enerjide, ben ona zaten sevdiğimi gösterecektim. Evet, o bana gösterdi ama ben de ona göstermek için çabalıyordum. Ama birden hayatımdan gitti ve benden uzaklaştı. Diye böyle kendi kendine sinirlendiği de bir enerjide ama kalbinde aynı zamanda. Bakın. Aslında hem siz hem o çok üzüldüğü bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Bakın tam da ortasına zaten değnek beşisi geldi. Ego savaşı. Anlaşmazlıklar. Benim dediğim olacak. Bakın bu kadar olur. Yani o kadar güzel çıktı ki çizim. Ve bu yüzden de iki tarafında birbirini üzmesi, iki tarafında gece uykularının kaçması, depresyona girilmesi, özellikle aklınızdaki kişinin içten içe de sinirlenmesi. Eğer giden taraf sizseniz buna çok sinirlenmiş. Bir diğer olasılık, aklınızdaki kişinin herhangi bir evliliği varsa, yine buradaki imparator ve imparatoriçe kartının arasındaki değnek beşisiyle ve gelen kule kartıyla ve kılıç onlusuyla ve daha sonrasındaki aziz kartıyla bir bitiş yaşamış olabilir onunla alakalı. Belki de duygularıyla şimdi yüzleşme sebebi de bu. Aslında onu zorlayıcı bir bitiş olmuş bu. Ama bununla birlikte sizinle olan, size karşı olan duygularıyla daha kolay yüzleşmesine sebep olmuş. Bir diğer olasılık da sizinle yaşadığı ayrılık aslında burada. Biraz acı da olsa onu dönüştürmüş diyebilirim. Evet. Yani... Sanki burada böyle uzun bir ayrılık süreci yaşanmış bazılarınız için. Böyle içinde bir şeyleri tartmış, etmiş, bir inzivaya çekilmiş, size verdiği acıları da düşünmüş, pişman olduğu durumlar olmuş. Büyük bir ben burada onun da acı çekip değişim dönüşüm yaşadığı bir süreç olduğunu görüyorum. Ve şimdi de o yüzden yani şey diyor sanki, gidecek ne vardı ki, bitirecek ne vardı ki gittin. Gibi bir böyle şey, kendi kendine de bir şeylere sinirlendiği ve böyle açıkça bir şeyleri konuşmak istediği enerjide olduğunu hissediyorum ben burada. Yani duygusal anlamda da onun kargaşasını yaşıyor. Ama bir taraftan da dediğim gibi, evet özlüyorum, sinirli, yani beni bırakan birini mi özlüyorum ben? Beni bırakan birine mi değer veriyorum? Ama ortak noktalarımız da çok. Bu kişi benim kalbimde nasıl bu kadar çok yer edinmiş? Ben bu kişiyi gerçekten seviyormuşum deyip çaba göstermek istediği enerjilerde. Yani zamanında özellikle atmadığı sağlam adımları, o güvenilir adımları şimdi atmak istiyor.
size karşı. Çünkü siz ona ruhsal anlamda da biraz rehber olmuşsunuz duygularıyla yüzleşmesi konusunda. Ama geçmişte birbirinize verdiğiniz yara enerjisi de var. Şimdi şuraya bir de şuraya bir kart alacağım. Ya aradaki işte o küslüğü, ayrılığı ya da fiziksel mesafeyi çabalayarak kapatma isteğinde kendisi. Nerede benim o destem? Ha. Ya yani bu ara aklınızdaki kişinin kolektif enerjilerde de bazı bireysel enerjilerde de sizinle kavuşmak için bir şeylerin zamanını beklediği enerjileri çok fazla görüyorum açılımlarda. Burada da bu çıktı. Bir zamanını beklediği bazı durumlar var ve bir çocuk masumiyetiyle yepyeni, aydınlık, sağlam başlangıçlar yapmak istiyor size. Gerçekten aranızda fiziksel mesafede varsa bakın ya da dediğim gibi sadece küslük. Size adım atacağı enerjiler var. İletişime geçmek istediği. Zaten buradaki değnek prensi kartıyla da. Bakın kavuşmak. Bir taraf hala maske takıyor ama. Size geldiğinde de hani böyle hiç üzülmemiş, hiç böyle o zor zamanları yaşamamış gibi davranabilir belki. Bir ihtimal bu da var. Böyle biraz sitemkar davranabilir size karşı. Ama yani arada çocuk bağlantısı varsa onun da yeni başlangıç yapmasına katkı sağlayabilecek enerjiler var. Eğer aranızda çocuk bağlantısı da varsa. Ya zamanında duygularıyla yüzleşmediği ne varsa şimdi yüzleşiyor ve kavuşmak istiyor özetle. Bakın güneş iki kez geldi ve hadi sen de gel. Zeytin dalı barışma isteği çok yoğun. Duygularında ve bu da yani. Ben bu zindan için çektim bu kartları. Bu zindan daha çok bir kişi daha olabilir. Evet ama benim burada yoğunluk hissettiğim enerji şu. Ruhsal olarak kendisini hapsettiği bazı durumlar var. Ruhsal olarak biraz depresyon enerjisinde gözüküyor kendisi. Zor bir süreçte gözüküyor. Her ne kadar belki dışarıdan dik durmaya çalışsa da. Ve diyor ki ben buradan bir çıkış yolu bulamıyorum ve benim anahtarım sana duyduğum sevgi. Ben bununla yüzleştim ve bu doğrultuda da hareket etmek istiyorum. Barışmak istiyorum. Sana duyduğum sevgiyi sana da yansıtmak istiyorum. Çünkü sen zaten zamanında bana o sevgi tohumlarını kalbime ekmişsin. Yani sen ben farkında olmadan zaten tahtını kurmuşsun dediği enerjide biraz da. Bakın maske kartı iki kez geldi. Biraz da harekete geçmesini engelleyen şeylerden birisi geldiğinde sizi eskisi gibi bulabilir mi bu? Bir tarafı sizin onu hala beklediğinizi ve sevdiğinizi biliyor ama belki kulağına bazı duyumlar gitmiş olabilir. Aslında bu çalıştırdığı sadece korku. Yani motivasyonunu azaltan, bakın dediğim anda azalma kartı bu kadar olur. Siz bu arada burayı görmüyorsunuz galiba ama. Ya belki siz, şöyle söyleyeyim, sizin onu sevdiğinizi biliyor, kalbinde biliyor ama belki maske takan sizsiniz artık. Ve
o maske takmanız yüzünden de korkuyor. Acaba başka birisi mi girdi hayatına? Ama yüksek benliği de aslında sizin onu sevdiğinizi biliyor. Ya bazı böyle duyumlar vesaire de almış olabilir. O yüzden tam gelecekken gelmemiş olabilir gibi gibi. Ama ben bunu tamamen şey olarak görüyorum yani. Zihninde çalıştırdığı o korku enerjisi. Cesaretini kırıyor. Yani kendi kendisini baltalıyor aslında. Ve sevgisini size nasıl gösterebilir? Bununla ilgili çözüm yolu arıyor. Yolculuk kartı iki kez çıktı bakın. Ve yanında Engin Evren kartı çıktı. Yani ruhsal yolculuğu da anlatır. Evet ama gerçekten aranızda fiziksel mesafe varsa ben burada yanınıza gelmek için plan yaptığı enerjileri de çok net hissediyorum ve görüyorum. Hak ettiğiniz sevgiyi size göstermek istiyor. Biraz sizi bu kadar sevdiğini kendisi bile bilmiyormuş aslında. Bununla yüzleştiği enerjilerde. Özlediği, üzüldüğü. Kendi kendini böyle aklının ve kalbinin tezatlığında hapsolmuş gibi hissettiği. Hapsolmuş gibi hissettiği enerjiler var. Kalbiyle tanışıyor gibi sanki. Duygularıyla tanışıyor, yüzleşiyor gibi. Biraz. Evet, birinci desteği seçenler, aklınızdaki kişinin size karşı olan duyguları bu şekildeydi. Yani çözüm yolunun da çaba gösterdiği ölçüde geldiğinde tekrar sizin şefkatini görebilmek olduğunu düşünüyor. Onu da söyleyeyim. Yani sizden bir şefkat bekliyor tekrar. Ama bir tarafı da korku enerjisinde. Acaba ben tekrar o şefkati ondan görür müyüm? Kulağına bazı duyum gittiyse ya da böyle gördüğü şeyleri kafasında yanlış yorumluyorsa. Bir diğer olasılık da dediğim gibi üçüncü kişi varsa ama ben burada bunu biraz daha düşük olasılık olarak hissediyorum. Üçüncü kişinin de hayatından çıktığı bir süreç, bir mahkeme süreci, bir dava süreci yaşıyor olabilir aynı zamanda. Belki de bu üçüncü kişiyle ortak bir çocuğu var. O onu hapsediyor oraya. Ama ben dediğim gibi ilk daha böyle yoğun hissettiğim şey ilk anlattıklarım. Evet, birinci desteği seçenler, sizinle ilgili enerjiler bu şekildeydi. Yani zaten kartlar kendisini gösterdi. Sevgi dolu erkek, kalp tutan erkek. Yolculuk bu destede tekrar çıktı. Çaba kartı. Bu arada arılar belki onunla alakalı sizin için özel bir anlama sahip olabilir. Onu da ek olarak böyle bir söylemek istedim. Korkularından özgürleştiği bir süreçte, duygularıyla yüzleştiği aşamada. Özetle sizi seviyor ve yeni bir başlangıç yapma isteğinde çok özlüyor. Ve sessiz geçen zamanlarında da çok üzüldüğü enerjiler içerisinde kendisi. Birinci desteği seçenler, sizinle ilgili enerjiler bu şekildeydi. Kanalımdaki videolarla uyumlandığınız ölçüde abone olabilir. Zaten abone olanlara da niyetle gerçekleştiriyorum. Ve beğenerek destek olabilirsiniz. Onun dışında özel açılımlarla ilgili her videonun altında açıklama kısmında iletişim adresleri var. Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişim kurup bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Plan yaptığını da söylemiştim. Zaten duygularını açmak konusunda özellikle. Evet. Sağlam başlangıç yapma enerjisi çok yüksek. Evet, birinci desteği seçenler. Sizler için enerjiler bu şekildeydi.
Bakalım ikinci dosyada neler çıkacak. Çektiğim kartları görmüyorsunuz dedim ama çektiğim ek kartları zaten göstermiyorum genelde. Yani en son öyle bir karar almıştım. Evet, ikinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları, duygu dünyası, kalbi nasıl? Aklınızdaki kişinin ikinci desteği seçenler, abonelerime niyetle, umandığı ölçüde abone olacaklara niyetle, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla sınavsız şekilde enerjileri en doğru şekilde aktarmaya niyet ediyorum. Evet, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları, hisleri neler bakalım. Gece. Evet, bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları nasıl? Ay. Evet. Şöyle bir açıya bakayım tekrar. Güzel. Gece. Şu açıya tekrar bakayım. Gece çarptı. Evet, tamam. Topuyla oynuyor. Kartlar çok kaygan. Masa da kaygan. Evet.
seçelim. Evet, ikinci desteği seçenler, ben sizler için kartlarımı seçtim. Şimdi açalım bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları neler? Yine aynı kart burada. Çok güzel. Şimdiye kadar öyle bakalım. Şimdi burada duygular, şurayı da bir açalım. Burada duyguların yanı sıra aynı zamanda çok yoğun tutku enerjisi de var. Size karşı çok böyle bir kalbinin dolup taştığı enerjiler var. Tutkuyla ve sevgi enerjisiyle. Burada da aranızda uzun süredir iletişim olmuyor olabilir, iletişim olmamış olabilir. Birbirinizle çatıştığınız durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişinin özellikle hayatında ikilem yaşadığı bazı durumlar olmuş olabilir. Bu yüzden belki size sevgisini gösteremedi. Her ne kadar bu durum onu da dengesizleştirse, kılıç onlusuyla onu ne kadar çok üzse de, adım atmak isteyip atamadığı durumlar görüyorum ben burada. Gerçekten bir evliliği varsa bu aslında burada bölünmüş enerji. Yani ben burada aslında sizinle mutlu olup ama bir yandan da size adım atmak isteyip atamadığı, yani duygularını göstermek isteyip gösteremediği enerjiler olduğunu görüyorum. Ama bir şekilde de bunların da üstesinden gelmek istiyor. Yani bu durumu da şifalandırmak istiyor. Burada da aslında bakın, kalp çakrası, kalp tutan kadın. Kalbinde sevildiğini hissettiği enerjiler var. Sevdiğini hissettiği enerjiler de var. Yani kalbini sevgiye açması ama yine bir taraftan strateji. Yani zihin çalıştırması. Stratejik ilerlemeye çalışması gibi gibi durumlar söz konusu. Çünkü aslında kendisini, ben burada şey enerjisini de alıyorum. Kendisini de sevilmeye layık görmeyen bir enerji sanki biraz. Hani sizinle olan çatışmasından ziyade ben burada daha çok kendi içinde çok çatışan bir enerji görüyorum. Kendi dengesini şaşırtan ona. Belki hayatında başka birisi daha olabilir. O yüzden sizi ona ne kadar acı verse de, sizi ne kadar beğense de bitirmek durumunda kalmış olabilir. Ama biraz da burada şey var. Onun dengesini bozan durumları da bitir diye enerjiler var. Ek kart seçelim.
Yani aslında size çok adım atmak isteyip atamıyor gibi bir enerji var burada. Üçlü durumu çok hissettim ve görüyorum. Dediğim anda Toprak Kraliçesi'nin üzerine Kılıç Üçlüsü geldi. Ya ben burada özellikle evli olduğu ateş enerjisi yoğunlukta bir ilişkisinin olduğunu, bu yüzden size adım atmak isteyip atamadığını, kendisini orada hapis olmuş hissettiğini, yapmak istediği bir şeyler olduğunu ya da beklediği bazı özellikle maddi bir şeyler olduğunu ama çok yoğun da bir size duygularını açma isteği olduğunu görüyorum burada. İkilem enerjisi çok var. Zaten bakın sondaki kart Tılsım ikilisi. Ama o ikilemleri bitirecek bir değişim dönüşüm süreci içerisinde. Yani doğru zannettiği ilişkisinin aslında ona zarar verdiğini anlaması. Güvendiği dağlara kar yağması durumu var biraz burada. Gerçekten böyle kavga ettiği, üzüldüğü, elini kolunu bağlı hissettiği, maddi olarak bazı kayıpların eşiğinde olduğu hatta bir süreç içerisinde olabilir. Bunu size belki hiç belli bile etmiyor da olabilir bakın biraz. Ben burada sizi gizliden gizliye seven bir enerji görüyorum. Bir önceki destede gerçekten bunu göstermek isteyen bir enerji vardı da burada tamam yıldız kartı çok güzel bir enerji veriyor buradaki açılıma şu anda. Çok şükür ki. Ama evet duygularını açmak istiyor. Sağlam adım atmak istiyor size karşı. Ama bir tarafı da onu hala durduruyor ve bu ona çok acı veriyor. Yani mutlu olabilecekken mutlu olamıyorum dediği enerjide. Yani evlilikle alakalı durumlar nedeniyle kendisini sizden uzak tutması, sevse de, sevildiğini de bilse, böyle bir enerjide çıktı kendisi. Yani belki evli olmak zorunda değil, partnerinizin ailesiyle alakalı durumları olabilir. O yüzden kendisini sizden uzak tutuyor olabilir. Yani burada da bir adım atma enerjisi var ama bakın kaç tane kart çektim sonraki kartlarda. Yani buradaki süreç biraz daha sonra gibi. Hani o duyguları gösterme aşaması. Yani iyice dengesini şaştığında belki yardım için gelecek ya da yol göster diye gelecek belki. Bilmiyorum. Burada biraz şey var. İçinde bulunduğu mutsuz bir ortam. İnzivaya çekildiği bir ortam. Ama oradan da çıkıp size gelip duygularını sağlam şekilde gösterme isteği. Tamamlanma isteği. Ama bir taraftan da hala bekleme enerjisi çalıştırması, ikilemde kalması, dengesini şaşması. Çok karışık bir taraftan kafası o kadar karışık ki. Dışarıdan çok mutlu gözüküp aslında içeride hiç de öyle olmayan birisi de olabilir bu. Bağımlılık çalıştırdığı bir ilişkisi var bu kişinin.
ona üzüntü veren. Yani burada duygularını yaşamasına ve duygularını göstermesine engel olan şey ve kendisine çok yoğun acı veren şey bu olarak çıktı. Elim kolum bağlı nasıl geleyim? Şu anda benim hali hazırda zaten başka bir ilişkim var diyor. Açıkça bunu söyleyeyim yani. Uyumlanmıyorsanız izlemeyebilirsiniz. Ve biraz da sizi hatta çok da gizli tuttuğu enerjiler var. Yani sevmesine rağmen gizlediği. Hatta bitirmeye çalıştığı bir yerden ama bitiremediği. Çünkü gerçek mutluluğu sizinle bulduğunu düşünüyor. Huzuru sizinle bulduğunu düşünüyor. Yani bir kısmınıza adım atabilir. Ama ben bir kısım içinde burada iki olasılık var. Nasıl desem, kendi hayatında daha çok size olan sevgisini gösterememesi yüzünden yaşadığı üzüntü, gerçekten bağımlılık enerjisi var. Gerçekten hani madde bağımlılığı gibi durumlar olabilir. Çok fazla işte belki sigara tüketmek, alkol tüketmek böyle aklına geldikçe siz onun aklına geldikçe hani böyle şey, sizi kendinden uzak tutmaya çalışan, kalbinden uzak tutmaya çalışan, bununla ilgili kendi içerisinde bir savaş veren ama sevgiyi yaşamak isteyen, ama sevgiyi yaşamak istemeye gelince de bir tarafı şey, hala hani elim kolum bağlı enerjisinde. Seviyor mu? Evet. Ama diyor ki kalbimle değil mantığımla stratejik hareket etmem gerekiyor. Bunun çatışması içerisinde. Yani size olan sevgisini kendisinden bile saklıyor hatta. Gizli gizli sevme durumu var burada biraz. Ama artık açığa çıkarma isteği de var. Dediğim gibi bir kısmınıza gerçekten bir iletişim, bir adımla bunu gerçekleştirecek olabilir. Ama ben bir kısım içinde ikilemde kalması, işte kendi hayatında yaşadığı değişim dönüşüm süreçleri gibi gibi böyle acı da olsa bitirmeye çalıştığı enerjiler olduğunu görüyorum. Yani ek çektiğim kartlar bir önceki desteğe çok benziyor aslında. Enerjileri. Hayalindeki gibi biri olmanız. Sizinle tamamlanmak istemesi. Yeni başlangıçlar. Biraz bu sevgiyi çok fazla tek başına yaşadığını hissetmesi, düşünmesi bunu. Bakın yine depresyon enerjisi. Ama ben burada bir kısmınız için de şey görüyorum. Bakın. Şey dedim hani alkol alması vesaire çizim. Bir kısım da her ne kadar kendisine acı verirse versin sizi kendisinden bir süre daha uzak tutmaya çalışacak olabilir. Bunun doğru olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi hayatındaki üçüncü enerji. Kılıç hediyesi ve dünya kartı. Kalbindeki gerçek aşka ihanet etmesi durumları var. Özetle burada kendisinin. Kendisine acı da verse. Bir kısım için ama. Bir kısım içinde yani çok acı çekiyorum, dengemi kaybettim. Harekete geçemiyorum. Yeter artık deyip
mutlu olmak için duygularını göstermek istediği, özellikle sağlam ve tutkulu bir şekilde biraz da enerjiler var. Yani enerjiler dediğim gibi biraz daha kart çekince ilk desteğe çok benzer kartlar çıkıyor. Hatta neredeyse aynı kartlar çıkıyor. Belki de ilk desteği seçenlerin böyle daha duygularıyla o kadar yüzleşme aşamasına gelmemiş kısmı bu. Evet, yıldız kartı ve öncesindeki değnek sekizlisi kartı yani duyguları sağlam ve tutkulu aynı zamanda. Ama devamındaki kartlar biraz... Yani bir kısmınıza adım atacak, evet, ama bir kısmı için daha kendi içerisinde çatıştığı, hayatında bitirmesi gereken enerjilerin olduğu, sizsiz iyice kötü hissettiği, dengesini şaştığı, hatta size olan duygularından kaçtığı, bitirmeye çalıştığı, bitirmeye çalıştıkça acı çektiği enerjilerde gözüküyor kendisi. Ama burada da bir kavuşma, birleşme enerjisi var. Neticede her ne kadar o bitirmeye çalışsa da ben sonuç olarak onu ikilemde bırakan, doğru zannettiği ama yanlış olan ilişkisinden ya da işte onu ikilemde bırakan durum her neyse, burada ben buna el kart çektiğimde gelen kart üçlü ilişki durumu olduğu için söylüyorum. Bir de sessiz kalmasını sessiz kalması onu çok üzmüş. Yani kalbinde bunun mahrumiyetini hissetmiş. Dengesi şaşmış o yüzden. Sanki sizin sevginize o kadar alışmış ki böyle birden ondan yoksun kaldığı için çok düşmüş bu kişinin enerjisi. Yani beklemediği anda mahrum kalmış gibi. Evet, ikinci desteği seçenler, sizler için de enerjiler bu şekildeydi. Ek kartları da seçtim. Ek olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Duyguları konusunda bilmiyorum, böyle bir şeydi. Düşüncelere vesaireye nazaran daha kısa ve net enerjilerdi aslında. İkinci desteği seçenler, sizler için de enerjiler dediğim gibi bu şekildeydi. Videolarımla uyumlanıyorsanız, uyumlandığınız ölçüde kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek destek olabilirsiniz. Videoların altındaki iletişim adreslerinden de özel açılımlar için Instagram, DM ve mail aracılığıyla benimle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi burada ikinci destede de bir şifalanma süreci var. Ama bunu bir süre daha bir kısım sizden ayrı yaşayacak. Kendisini sizden uzak tutmaya, duygularından kendisini uzak tutmaya çalışarak stratejik olarak. Bir kısmında ama ben bunun üstesinden gelebileceğini ve sizinle mutlu, huzurlu, sağlam şekilde özellikle zaman geçirme isteğinde olduğunu görüyorum. Sizi yani kalbinde yuvası olarak gören bir enerji var biraz da. Bir de sanki şey var burada. Bu kadar sessiz, bu kadar sevgiden yoksun kalacağını düşünememiş sanki. Çok canı yanmış o yüzden. Evet, ikinci desteği seçenler, sizler için de enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.